Böyle anlamlı, özel gerekli kardeşlerimiz için desteklerinizi esirgemediğiniz ve yanımızda olduğunuz için çocuklarımız, velilerimiz, Batman İl Dahi'nde rehabilitasyon merkezlerimiz ve federasyonumuz adına sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı. Batman İl genelinde faaliyet göstermekte olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak biz Batman İl genelinde 48 kurum yaklaşık 5000 özel gereksinimli çocuk ve bireylere 1000 çalışan ve 120 servis aracıyla hizmet etmekteyiz. Türkiye genelinde ise 3150 kurum 525.000 özel gereksinimli çocuğa 52.000 çalışan 7500 servis aracı ile hizmet etmekteyiz. Geçen 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler kendilerini değerli hissetmişler ve destek görmüşlerdir. 2005 yılından bu yana SSK ve emekli sandığına bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktayken düzenlenen engelliler kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35.000'den 500.000'lere ulaşmıştır. Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerinin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetlerini dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz olarak yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir. Özellikle son aylarda görülen akaryakıt zamları bu maliyetlerimizin daha da katlamakta, verilen eğitim ödenekleri sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetini dahi karşılayamamaktadır. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda bu soruna bir çözüm üretemediği takdirde ülkemizin bu alandaki 20 yıllık kazanımları heba olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Burada söz konusu olan 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkını ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işini kaybetme olasılığıdır. Bu tespitler ışığında taleplerimiz, servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesi, ücretlerimizin iyileştirilmesinin yapılmasıdır. Teşekkür ederiz.